Alo. Estağfurullah. Evet. Evet. Şey yaptım. Yenisini açtım. Hemen geldim. Yok, hemen açtım zaten. Şu an açık. Yani eyvallah. Garip ya. Vallahi. Yani ne bileyim niye ihlal ettik anlamadım. Kuyumcu dedik diye ihlal oluyor arkadaş. Neyse devam edelim biz. Gelenler sonradan yine gelir. Sesim geliyor mu? Yeni yayın açtım. Yeni yayın açtım. Herkes geldi mi? 8 kişi olduk. Evet, devam ediyorum o zaman. Sesim de geldiğine göre. Şimdi çocuklar, dediğim gibi yayın var. Evet. Ne yazdık? En son ne dedik? Yani kuyumcu dedik diye ihlal mi oldu? Ben anlamadım ya. Vallahi. Nelere kaldık? Şimdi biz ne dedik? Terazilerde eski terazi çeşitleri söyledim. Dijital dedim. Eşit kollu terazi dedim. Ve bir de hassas teraziler var dedim. Bunlar belli başlı işte hassas ürünleri satan yerlerde kullanılıyor. Daha hafif böyle çok hafif şeyleri satan bir yer için kilogram gram şeklindeki kullanımlar olmaz. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi çocuklar bizim burada önemli olan bilmemiz gereken şey şu. Anahtar kelimemiz. Bizim anahtarımız bu konuda en çok kullanacağımız şeyin şu olduğunu. Her zaman duyarız. 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Bu 1 kilogram ben kaç gram ettiğini bilmem lazım. Yani ben bütün yapacağım sorularda, bütün yapacağım problemlerde hepsinde bu 1 kilogramın kaç gram edeceğini bilmem lazım. Belki duydunuz, belki duymadınız. Çocuklar 1 kilogram 1000 gram eder. Tekrar söylüyorum. 1 kilogram 1000 gram eder. Hani bir geçmiş hatırlatma olsun. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı işledik. Hani bir de ondan sonra gelen basamağın adı da binler basamağıydı. Bir tane binlik var. Bin yazılışı bu şekilde. 1 kilogram 1000 gram. Bu aklımıza koyuyoruz. Bu anahtar kelimeyi kesinlikle unutmuyoruz. Peki soru 2 kilogram kaç gram eder? 2 kilogram kaç gram eder? He, şunu da yazmadan unutmadan yazayım. Çocuklar kilogram kilogram bu şekilde yazılır. Biz tabii ki bunun kısaltılmışını şöyle kullanacağız. KG kilogram. Gram da arada ı yoktur. Dikkat edin. Bu şekilde yazılır. Gram. Ve gramın kısaltılmış da sadece G şeklinde yapacağız. Gramın arasında ı yoktur. Gı diye söylüyoruz ama yazıyorken buna dikkat edin. Gramın A ve M harfinin birleşimiyle ve kısaltılmışı G ile oluyor. Kilogram, gram. 1 kilogram 1000 gram ediyorsa 2 kilogram İki tane 1000 gram yani 2000 gram. 3 kilogram o zaman kaç gram eder? 3000 gram eder. Devam edelim. 5 kilogram kaç gram eder? 5000 gram eder. Burayı anladık mı? Yani
1 kilo burada benim anahtar kelimem şu olacak. Yani bunu bildikten sonra diğer bütün hepsini çıkarırım. 1 kilogram 1000 gram ediyorsa 2 kilogram 2000 gram, 3 kilogram 3000 gram, 4 kilogram 4000 gram, 5 kilogram 5000 gram, 10 kilogram 10.000 gram. Onu da yazalım. Mesela 10 kilogram 10.000. 1000 derken yanına 3 tane sıfır ekliyorsun. Oluyor bitiyor. 10.000 gram. İşte 20 kilogram 20 bin gram. 30 kilogram 30 bin gram. Yazalım onları da. Bilelim, bilgimiz olsun. 30, 20 kilogram 20 bin gram. 30 kilogram görünüyor. 30 bin gram şeklinde. Bunu böyle uzun uzadıya uzatabiliriz. Etkinliklerle de devam ettirebiliriz. Bizim burada anahtar kelimemiz dediğim gibi 1 kilogramın 1000 gram ettiğini bulmak. Bunu bilmektir çocuklar. Şimdi şuna geçeceğiz. Bunları size söyleyeyim. Bunları önceden pardon, sonradan yazacaksınız deftere. Videolar kayıt oluyor benim Gültekin Bostan'a, girin orada kanalda. Bu video şimdi yazmaya zaman gerekiyor, bekleme gerek yok. Anneniz, ablanız, artık kim varsa babanız açsın, videoyu duraklatsın. O tahta orada göründükçe siz bunu defterinize yazıyorsunuz. Bunlar deftere yazılacak. Şimdi devam edelim. Çocuklar. Peki tam tersini nasıl yapabiliriz? Örnek diyelim. Tam tersi şimdi yapacağız. 8000 gram kaç kilogram eder? 8000 gram kaç kilogram eder? Var mı cevaplayacak? 8000 gram kaç kilogram eder? Evet. Doğru bilenler oldu. Şimdi şunu nasıl yapıyoruz? 1 kilogram 1000 gram ediyor, değil mi? Doğru. 1 kilogram 1000 gram. Bakın burada. Gramdan ben kaç tane sıfır çıkarınca gram buluyorum? 1, 2, 3 taneyi çıkarınca kilogram buluyorum. O zaman 1, 2, 3 tane sıfır çıkardığımda geriye kaç kalıyor? 8 kilogram. Yani aslında bölme işleminde de hatırlayacağınız üzere 1000'e bölüyorum. Yani 8000 gramın içinde kaç tane binlik gruplar var? Her binlik grup, yani her binlik bir grup 1 kilo. Her binlik bir grup 1 kilo. Her binlik bir grup 1 kilo. 8000'i ben burada ne yaptım? 1000'e böldüm. 8000'in içinde kaç tane binlik grup var? Mantığı bu. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Önce sayılara bölüyorduk. 8'i 1'e bölersek 8'in içinde bir kaç tane var? 8 tane var. Geriye bölme işleminde ne yapıyorduk? Bölendeki sıfır kadar çıkarıyorduk. Bölende bir sıfır var, çıkardım. Bir tane daha var, çıkardım. Bir tane daha var, çıkardım. Geriye burada sıfır kaldı mı, çıkarılacak kalmadı. O zaman burada da bir şey kalmadı. Direkt cevap 8 oluyor. Yani binlik grubu arıyor. Diğer örneğime. Diyorum ki 15 bin gram kaç kilogram eder? 15 bin gram kaç kilogram eder? Ne yapıyoruz? 15'in içinde kaç tane binlik grup var? Yani çünkü her bir bin gram bir kilo ediyor. Bu yüzden ben 15 bin gramın içinde kaç tane binlik, yani bir kiloluk gruplar var diye düşüneceğim. 15 bini bölüyorum 1000'e. İçinde kaç tane binlik grup var diye hesap edeceğim.
Bölme işlemini ne yapıyorduk? Önce sayıları bölüyorduk. 15'i 1'e bölersek 15. Şimdi bit bölenden bit bölme işleminde çıkarıyorum 0. Çarpma işleminde 0 ekliyorum. Bölme işleminde 0 çıkarıyorum. Bir tane 0 var, çıkardım. İkinci 0 var, çıkardım. Üçüncü 0 var, çıkardım. Başka kaldı mı? Kalmadı. O zaman cevap ne olmuş? 15 kilogrammış cevap. Anlaşıldı mı? Devam edelim bir iki örnekle daha. Evet, devam ediyorum. Örnekler. Çünkü bunu iyi anlarsak, bundan sonraki biliyorsunuz her konuda olduğu gibi, bundan sonraki bu temelden sonra problemlere geçeceğiz. Burayı iyi anlamadığımız zaman problemleri de yapamayız. Problemin nasıl yapıldığını, ne olduğunu anlayamayız. Şimdi örneklerle devam ediyoruz. Çünkü önemli dediğim gibi. Şimdi hızlı bir şekilde siz de kendiniz çözmeye çalışın. Ben böyle 5 tane örnek yazacağım. Sonra bunları kilogram gram çevirmesini yapacağız. Evet, ben yazıyorken siz de düşünün. Çünkü en son yazacaksınız. İstiyorsanız küçük bir kağıda yazabilirsiniz. Aferin. Hepsini doğru yapan aferin. Yıldızlı olsun hadi bakalım. Evet, hemen yapın siz de. Dikkat edin. Sıfırlara dikkat edin. Biraz büyük yazıyorum anlamak için. Kolaylarından geçtim. Kolayları herkes anladı zaten. Bu daha iyi öğrenmek amaçlı. Bunları yapmamız gerekiyor. Evet, 5 tane yaptım. Şimdi şöyle bir bakın size hemen. Bir dakika bekleyeyim. Bekliyorum. Siz bir bakın hemen hızlıca. Defterinizi. Dikkat edin, sıfırları bile bile bol tuttum. Bakalım asıl mantığı anladık mı, anlamadık mı? Bizim tek anahtar kelimemiz 1 kilogramın 1000 gram ettiğini hesap ederek bu soruları, bu çevirmeleri yapacağız. Ben anahtarı bir daha buraya yazayım. Gözümüzün önünde bulun. Bizim için en önemli şey 1 kilogram demek, 1000 gram demek. Ya da tam tersi okunursa 1000 gram, 1 kilogram demek aynı şey. Yani her 1000 gram 1 kilo demek. Her 1 kilogram aynı zamanda 1000 gram demek. Şimdi birinci şeyden yapıyorum. Kendinizde kontrol edin. Evet. Şimdi önce bunun okunuşlarını da hem öğrenmiş olalım, tekrar etmiş olalım.
Her 3 basamakta bir nokta koyuyorduk, bölümünü ayırıyorduk. Burası 570 bin gram. Kaç kilogram eder diyoruz. Ne yapıyoruz? Gramsa her 1000 gram, her 1000 gram 1 kilo ediyor. O zaman ben 570 bini 1000'e bölersem, yani 3 tane sıfır olduğu için 1000'de bakın. 3 tane sıfır bölünce azaltma, eksiltme, çıkarma anlamına geldiği için. Böldüğüm zaman geriye kaç kalıyor? 570 kilogram kalıyor. Unutmayın. Gram mı ağır, kilogram mı ağır? Gram, kilogram. Şuradan bakalım. Bir tane kilogram 1000 tane gram ediyor. Demek ki kilogram ağır bir şey ki bir tanesi 1000 tane gramın birleşiminde. O zaman demek oluyor ki kilogram daha ağır bir şey, gram daha hafif bir şey. O zaman gramdan kilograma geçiş yapıyorken, gramdan kilograma geçiş yapıyorken sayı azalacak, küçülecek. 1000 bölünerek küçülecek. Şimdi buraya baktığımızda 47 kilogram kaç gramdır dediğine göre benim bulacağım sayı 47'den fazla olmak zorunda. Kilogram büyük, ağır bir şey. Gram ona göre hafif bir şey. O yüzden kilogramdan grama geçerken 1 kilogram, bakın yanına 3 tane sıfır ekliyorsun, 1000 gram ediyor. O zaman 47 kilogram yanına 3 tane sıfır eklersem 47 bin gram eder. Devam ediyorum. Bunun okunuşuna bakalım. 1, 2, 3 tane de bir nokta koyarsak 100 bin gram. 100 bin gram kaç kilogram eder? Şimdi gramdan kilograma geçerken ne yapıyoruz? Bakın şurada hemen görün. 1000 gram kaç kilogram ediyor? 1 kilogram ediyor değil mi? Gramdan kilograma geçiyorken ne yapıyoruz? 3 tane sıfıra atıyoruz. O zaman burada da 3 tane sıfır atmak demek, yani az önce mantığını anlattım. İçinde kaç tane binlik grup var demek. 1000'e böleceğiz. 1000'e bölmek ne demek? Bölüyorken 1000'deki sıfır kadar azaltıyorsun. 1000'de 3 tane sıfır var. Bu 3 tane sıfır azalttığımız zaman geriye 100 kilogram kaldığını buluruz. Demek ki 100 bin gram 100 kilogram ettiğini. Sağlamasını yapalım. Sağlamasını yapalım. 100 kilogram 3 tane sıfır eklediğimizde de 100 bin gram eder. 30 kilogram kaç gram eder? Şimdi 30 kilogram. Kilogram daha büyük bir şey. Gram daha küçük bir şey olduğuna göre burası büyük olacak. Büyük bir sayı olacak. Ne yapıyorduk? 1 kilogram 1000 gram ise 3 sıfır ekliyoruz. O zaman 30 kilogram 3 sıfır eklediğimde 30 bin gram ediyor. Şimdi burada konuşmuyorsunuz orada. Sadece beni dinliyorsunuz. Orada boş boş konuşmayın. Sadece sorduğum soruya cevap var. Yoksa çok konuşanı atarım. Evet. Burada okuyalım sayıyı. 3 tane de 1, 1, 2, 3 tane de 1. He. Birler bölüğü, binler bölüğü, binlerden sonra milyonlar bölüğüydü. 2 milyon gram kaç kilogram eder? Ne yapıyorduk? Her gramdan 3 tane sıfır atarsak kilogram buluyorduk. O zaman 1, 2, 3 tane sıfır attığımda geriye kaç kalıyor? 2000 kilogram olduğunu da buradan buluyoruz. Evet. Çocuklar, bu yazdıklarımı videoyu kapattıktan sonra durduruyorsunuz ve videoyu durdurup deftere yazıyorsunuz. Bir önceki sildiğimle bunu. Ayrıyetten annenize, babanıza ya da abi, abla fark etmez. Bir büyüğünüz size 20 tane benim yaptığım gibi örnek yapacak defteri. 20 tane. Siz bunları kendi başınıza çözeceksiniz. Çevirme. Kilogramdan grama, gramdan kilograma. Çevirme yapacaksınız 20 tane. Onları en son kim size hazırladıysa kontrol edecek. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlışları gösterecek, öğreneceksiniz. Yine yarın matematikten bunun bir diğer bölümüne geçiş yapacağız. Bugünlük bu kadar. 20 tane çevirme ödevini artık anne olur, abla olur, baba olur, kim varsa evde, müsait kimse. 20 tane istiyorum. Benim istediğim bu şu an. Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Ödevinizi yapmayı unutmayın.